Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Poco'nun M5 isimli cep telefonunu inceliyoruz. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söylemiş olayım ben. Poco, Xiaomi'nin özellikle oyuncular için geliştirdiği cep telefonu ailesine verilen bir isim. Bu ailenin içinde birçok model de var. Ben geçtiğimiz günlerde bunun farklı farklı varyasyonlarını yine kanalımda incelemiştim. M4 vardı, hatırlayanlar vardır aramızda. M5 de aslında onun devamı niteliğinde bir cep telefonu olmuş. Aslında tasarım olarak çok benziyor. Hani fiziksel özellikleri geçtim bile hızlı bir şekilde onu söylemiş olayım. Tasarım olarak M4 modeline fazlasıyla benzeyen bir tasarım var. Özellikle arkadan baktığımızda aslında M4'te de karşımıza çıkan böyle bir kısmı piano black parlak tarafı olan, ki özellikle kamera tarafında öyle bir çizgi gibi bir bölüm var. Alt kısımda da böyle deri benzeri bir malzemeye sahip olan bir kaplama bizleri karşılamış oluyor, ki arkadan başlamış olalım. Üçlü bir kameramız var. İki tane kameramız oldukça iri bir şekilde dururken üçüncü kamera biraz daha böyle minik tasarlanmış. Onun hemen yanında da küçük bir LED lambamız yer alıyor. Poco yazısının da içinde bulunduğu böyle bir çizgi şeklinde bir alanımız var. Orası böyle piano black şeklinde parlak bir tasarıma sahip. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Ön taraftan baktığımızda damla bir çentik bizleri karşılıyor. Çerçeve kalınlığına baktığımızda ise yanlarda ve üstte oldukça ince bir çerçeve varken alt kısımda bir tık daha kalın bir çerçeve var. Ama kullanımla ilgili herhangi bir sıkıntısının olmadığını söyleyeyim. Yan yüze bakacak olsak klasik olarak bir güç açma kapama tuşumuz var. Buna aynı zamanda bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Hemen üst kısımda bir ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Diğer yan tarafa geçtiğimizde ise SIM kart yuvamız bizleri karşılıyor. Alt tarafa bakacak olursak alt tarafta ise tip C bağlantı yuvası, hoparlör, mikrofon delikleri bulunurken üst kısımda ise 3.5 mm kulaklık girişinin bizleri karşıladığını söyleyebilirim. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. Detaylı teknik özellikleri açıklamada vereceğim. O yüzden burada önemli gördüğüm teknik özelliklerden bahsediyorum. 6.58 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. 90 Hz ekran yenileme hızımız var. Helio G99 işlemci. 4 ya da 6 GB RAM, 64 ya da 128 GB depolama alanı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Android 12 işletim sistemi, MIUI 13 arayüzümüz var. 50 megapiksellik bir ana kameraya 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik bir alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Önde 5 megapiksel bir kameramız var. 18 wattlık şarj desteğimiz var. Çift sim kart desteğini söyleyeyim. Bluetooth 5.3 var. FM radyo özelliği olduğunu söyleyeyim. Bu cep telefonunun arkadaşlar iki farklı sürümü Türkiye'de var. Bazı satıcılarda ben bunları gördüm. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Xiaomi çok fazla telefon çıkartıyor biliyorsunuz. Özellikle seri olarak telefon çıkartan bir marka ve M4'ü üzerinden bir yıl geçmeden neredeyse M5 modelini çıkarmış oldu. Bu modelde aslında kullanım açısından herhangi bir sıkıntısı olmayan bir model. Helio G99 işlemcisini kullanıyor ki bugünlerde özellikle hani fiyatların artması, kurlar, vergiler vesaire derken cep telefonu fiyatları çok arttığı için özellikle birçok böyle orta seviye cep telefonunda gördüğümüz bir işlemci bu ve şunu da söyleyebilirim. Birazdan o konuya değineceğim ama kısa bir ipucu vereyim. Özellikle fiyat performansı yüksek bir noktada tutmuş Xiaomi. Bu bakımdan değerlendirdiğimde iyi bir noktada olduğunu söyleyeyim işlemcinin. Tabii 4 GB RAM bazı soru işaretleri oluşturabilir kafada ya da hani arada 200 lira fark var. 200 lira için 4 GB'lık seçenek alınır mı diye. Benim kişisel tercihim 4 GB da yine birçok şeyde kullanıyorsunuz. 64 GB da depolama alanı. Hani günlük ihtiyaç için çok zorlamazsanız yeterli olur ama benim kişisel fikrim 200 lira daha fazla verip biraz daha yüksek kapasiteli ve 108 GB depolama alanlı sürümü almanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü 6700 lira verdikten sonra 6900 lira da verilir diye düşünüyorum. Bu 4 GB'lık sürüm bu arada bana gönderilen. Yani 4'e 64 GB'lık sürüm. Yine de kullanım anlamında böyle aşırı bir sıkıntı, aşırı bir tıkanma olmuyor. Ama mesela şimdi sonuçta bu bir oyun telefonu ve oyun oynayacağınız zaman da eğer böyle yüksek kapasite isteyen, yüksek performans isteyen bir oyun tercih ediyorsanız eğer 4 GB RAM zaman zaman yetersiz geliyor arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Ben oyunda oynadım. Birçok uygulama vesaire de yükleyip çeşitli denemelerde de bulundum. Sıkıntısız bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fiyat performans oranı yüksek bir telefon bu. Bu arada telefonun ekran yenileme hızı 90 Hz arkadaşlar. İsterseniz bunu otomatik olarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de tamamen ve sürekli 90 Hz'de de tutabiliyorsunuz. Bu oyunlarda ve özellikle video vesaire izlerken 90 Hz olması yaşadığınız deneyimin biraz daha iyi bir hale getirilmesini sağlıyor. 90 Hz olmasını ben beğendim. Tabii ki 120 Hz'lik ekranlar da var biliyorsunuz oyun telefonlarında. Poco M5 fiyat performans modeli olduğu için 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızı tercih edilmiş. Kamera tarafında bildiğimiz klasik Xiaomi kamerası bizleri karşılıyor. Arayüz oldukça tanıdık geliyor. Yani ya Xiaomi'nin herhangi bir telefonunu kullandıysanız 50 megapiksellik bir ana kameramız mevcut ama bu modu kullanmak için yani 50 megapiksel çözünürlüğü çekmek için işte daha fazla deyip bir özel bir menü var. O menüden çekip fotoğraf modundayken 50 megapikseli seçmeniz gerekiyor. Böyle bir detay var ki genelde bütün benzerlerinde böyle oluyor arkadaşlar.
2 megapiksellik bir alan derinliği kamerası var ve 2 megapiksellik bir tane de makro kamerası var. Şimdi makro tabii tercih meselesi ama ben olsam, benim şahsi fikrim, ben geniş açıyı tercih ediyorum. Ama burada Xiaomi öyle bir karar vermemiş. Onun yerine makroyu koymayı tercih etmiş ki genelde son dönemde ben birkaç markada bunu görmeye başladım. Hani geniş açı yerine makroyu tercih ediyorlar. Makro tabii ki daha yakından daha farklı videolar, fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Çok gerekli mi tartışma konusu. O kişiye göre değişir ama bence makro yerine geniş açı olması daha iyi olur düşünüyorum. Kameranın fotoğraf ve video kalitesi gün ışığında iyi. Orada bir sorun yok. Gece modu var ama gece modu sadece ana kamerada çalışıyor. Ön kamerada gece modunu çalıştıramıyorsunuz. Benim önerim, bu telefonda fotoğraf çekeceksiniz, İyi ışığın olduğu ortamları kollamanız yönünde olur. Gece sonuçları çok çok iyi değil ama ben birazdan örneklerini vereceğim. Siz kendiniz bakıp da karar verebilirsiniz. Ön kamerada 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu da günlük kullanım için yeterli ama daha iyisini isteyen, daha fazlasını isteyenler için tabii ki yeterli olmayacaktır. Video tarafında hem ön hem arka kamera 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Fotoğraf tarafında söylediğim uyarılar video için de geçerli. Yani gündüz ve iyi ışık şartlarında sorun yok ama karanlıkta video çekmeye kalktığınızda evet çok iyi sonuçlar alamıyorsunuz ama bu telefondan da öyle mucize falan beklememek de gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelin Poco M5 ile çektiğim örnek fotoğraf ve videoda bir izleyelim. Daha sonra incelememiz devam edecek. İzlemekte olduğunuz videoyu Poco M5 cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Siz de bu telefonla bir video kaydı yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir görüntü ve ses kalitesine ulaşmış olacaksınız. 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor ön kamerası ki arka kamerada aynı durum söz konusu. İşte telefonun kapalı bir alanda yeteri ışık şartlarında, iyi bir ışık var şu anda bu odada, alacağınız kalite bu şekilde olacak arkadaşlar. Telefonla ilgili ben bazı sentetik testler de yaptım. Onları da şuradan bir yerden çıkartın. Onları da görebilirsiniz. Pil tarafına gelecek olursak 5000 mAh'lik bir pilimiz var dedik. Telefonda şöyle garip bir durum var arkadaşlar. Xiaomi'yi anlamak mümkün değil bazı konularda. Anlamaya çalışmamak lazım bence diye düşünüyorum. Şimdi telefonun kutusundan 22,5 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Fakat telefon 18 watt'lık kablolu şarjı destekliyor. Hani böyle garip bir durum söz konusu. Büyük bir sorun mu? Değil. Tersi olsaydı sorun olurdu. Yani eğer telefon 22,5 watt'ı desteklese ve kutudan 18 watt'lık bir adaptör çıksaydı sorun olurdu. Ama neden 18 watt'a desteklerken 22,5 watt'lık bir adaptör konmuş bilmiyorum. Belki ellerinde o adaptör vardı, ondan koydular bilmiyorum. Ama böyle bir durum söz konusu. Yaklaşık 2,5 saatte falan şarj oluyor. Yani hızlı bir şarj yok tabii ki bu telefonda. Öte yandan ben sentetik testler de yaptım. 20 saati aşkın bir süre verdi PCMark batarya testi. Yani gerçekten de şunu söyleyebilirim. Çok iyi bir optimizasyon yapmış Xiaomi. Benden çok iyi bir puan aldı çünkü 20 saat demek 2 günü çok rahat göreceksiniz anlamına geliyor. O bakımdan ben bu pilimi çok sevdim. Hepimizin merak ettiği konuya geldik, fiyat meselesine. Bu ürünün fiyatı az önce teknik özelliklerde söyledim. 4 GB 64 GB sürüm için, yani 4 GB RAM 64 GB depolama alanına sahip sürüm için 6799 TL iken 128 GB'lık sürüm içinse bu rakam 6999 TL. Şu anda bu işlemciyi kullanan ve bu özelliklere sahip olan bu kadar ucuz bir telefon yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ha, onların belki kameraları daha iyi olabilir. Belli özellikleri bu Poco M5'ten daha iyi olabilir. Ayrı konu ama fiyat açısından değerlendirdiğimde Xiaomi yine iyi bir noktada tutmayı başarmış bu cep telefonunu. Tabii ki 6799 TL ya da 6999 TL uygun bir fiyat olduğunu iddia etmiyorum ama piyasa şartlarında bu kurlarla, bu ekonomiyle ve bu vergilerle baktığımızda çok fazla da bir seçenek kalmıyor. Yani bu işlemciyi kullanıp da daha uygun fiyatlı bir model şimdilik yok. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Poco M5 cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı
olmayı ve beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Hem YouTube kanalına abone olma linki hem de sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilir ve beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.